Herkese selam. 2024 yılının ilk işlem gününe başlıyoruz. Bu sene malumunuz çok hareketli geçecek. Bu seneyi genelde ben 3 aylık ve 6 aylık kademeli planlar şeklinde götürmeyi düşünüyorum. Yani bir yanda 3 aylık planlarım olacak, öbür yanda 6 aylık yatırım planlarım olacak. Yani demek istediğim şu, ne zaman, neyi alıp neyi satacağınız... 2024 yılında çok önem kazanacak. Borsa şimdi e, Ekim ayından 2023 yılı Ekim ayından bu yana sağlam zarar ettirdi. O konuda hem fikiriz ama bir de olayı şöyle düşünelim. Eee... borsayı ya her zaman hisse bazlı düşünmek gerekiyor. Ya bana soracak olursanız ben borsa endeksine yatırım yapmayı çok saçma buluyorum. Mesela e, BIST 30 fonu, BIST 100 fonu. Ben bu fonlara kesinlikle elimi sürmem. Cız! Elimi yakar. E, niye BIST 30 veya BIST 100 e, ya da BIST temettü endeksi? Bunların ben yanına yaklaşmam. Niye yaklaşmam? Şimdi onu anlatacağım. Son 5 yılda BIST 100 endeksi %740 artarken son 5 yılda altın %790 oranında artmış. Yani bu tip endeksler 20 sene de beklesen sana kar ettirmez. Ya borsada eğer sen kazanmak istiyorsan, ben borsada yatırım yapıp kazanmak istiyorum diyorsan o 100 tane hisse içinden cımbızla doğru olanı seçmen gerekiyor. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Geçen e, Milli Piyango bileti yerine Doğuş Otomotiv hissesi alsaydın köşeyi dönmüş dönmüştün diye video çektim. Eee BIST 100 endeksi 5 senede %740 artmış. Doğuş Otomotiv hissesi 5 senede ne kadar artmış? %6000. Evet %6000 oranında artmış temettüler hariç. Şunu demek istiyorum. Şimdi bir varlık aldın. Aradan 6 ay geçti. Aldığın o varlık yani arttı. Gereğinden fazla arttı. Enflasyonu ikiye katladı. Bu ne olabilir? Ev aldın mesela veya başka bir şey aldın. Aradan 6 ay geçti fiyatı hiç artmadı. Yani şunu demeye hakkın yok. Ya emlak yatırımı boş iş. Betona para verilmez. Ya bu yanlış bir düşünce. Çünkü her varlığın kendine has artış, azalış, işte yükseliş, düşüş zamanları var. Şimdi durumumuz bugünümüze gelelim bugüne. Asıl konuya gelmek istiyorum. Videolarımı takip edenler biliyorlar. Temmuz ayından bu yana Bitcoin alımına başladım. Temmuz ayından beri düzenli olarak her ay Bitcoin aldığımı söyledim. Bitcoin 6 ay içinde ne kadar arttı? %60 6 ay içinde yüzde %60 yani artık e, temmuz ayında aldığım kısmı elinden çıkarma vaktim gelmiş bakın tüm bitcoin varlığımı demiyorum ne zaman başlamıştım 1 temmuzda bitcoin alımına başladım 1 temmuzdan işte 1 ocak tarihine kadar her ay atıyorum 1000 liralık bitcoin aldım ağustos ayında aldım eylül ayında aldım Ekim, işte Kasım, Aralık falan filan. Şimdi Temmuz ayında almış olduğum kısmı satarsam zarar etmem. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani ben burada bir strateji anlatıyorum sadece. Yani, görünen köy e, kılavuz istemez. Ne yapacağım ben Bitcoin'i? E? Turşusunu mu kuracağım? Şimdi, bak buraya yazmışım. 6 ay önce Altın S1 hisse sağlımı. Darphane, darphane Altın Sertifikası diye geçen. 6 ayda yüzde Pardon. 1 yılda %112, 6 ayda %46 artmış. Z Gold hissesi almıştım 6 ay önce. O zamandan bu zamana %48 artmış. Eğer ki bir parçadan nakide ihtiyaç duyan biri isem, hani oradan alıp öbür tarafa aktarım yaparak yatırım yapıyorsam, mevcut sermayem çok fazla değilse yani daha beklememin bir anlamı yok. Ama bu tip yatırım herkese uymayabilir. Sen dersin ki ben de para çok. Ben 5 sene de beklerim, 10 sene beklerim. Salayı valla. Öyle bir durumdaysan tabii ki bu şekilde yatırım yapmazsın. Yani 3 aylık, 6 aylık beklemeli yatırım yapmazsın. Ama daha işin başında olan, sermayesi daha az olan kişiler belli bir noktaya ulaşınca hani o yatırımdan öbürüne dikey geçiş yapabilirler. Üniversitelerde bir yatay geçiş vardır. Bir de dikey geçiş vardır. İşte açık öğretim fakültesinde bazı bölümler var. İki sene okuyorsun. Sonra belli başlı bazı kriterleri eğer karşılıyorsan örgün öğretim 3. sınıftan devam ediyorsun. Ona dikey geçiş diyorlar. Bir de yatay geçişi var. Yatay geçiş o değil. Onda seviye atlamıyorsun. Eğer sen dikey geçiş yapabileceğine inanıyorsan hani o yatırım ile katolik nikah kıymadın ki yani o yatırımdan boşanıp başka bir yatırımla evlenirsin. Ee, 10 Ocak 2024 tarihinde ETF onayları sonuçlanacak. Hani şahsen onay verileceğini düşünüyorum. Ama olur da bir aksilik olur. Yani bir her şey olabilir. Onay gelmedi. Ne olacak o zaman? Ya yani Bitcoin tepe taklak olacak. Çok sert düşecek. E şimdi ben Temmuz ayında almış olduğum kısmı, Bitcoin kısmını %60 karla satarsam en azından derim ki ya hiç değilse 6'da birini kurtardım. Ha olur da onay gelir bitcoin daha da ileri seviyelere geçerse o zaman da derim ki hiç değilse 6'da birini sattım. Yani olay bu arkadaşlar. Ben başım ağrımasın istiyorum. Yine 2024 yılında katıl butonuna herhangi bir ücret artışı yapmadım aynı fiyattan devam edeceğiz. Mesela Kasım ayında katıl butonu vasıtasıyla aramıza katılan arkadaşlar %10'un üzerinde kar elde etmişler o ay için. Bu arada en son katıl butonu vasıtasıyla aramıza katılan takipçim Fazıl Özkara'ya buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Borsa tarafına tekrardan dönecek olursak Aralık ayının son 2 haftasında borsada yaşanan düşüş yani tamamen mantık dışı bir düşüştü. İstediğiniz kadar temel teknik analiz bilmem ne yapın. Hani bu düşüşü öngöremezdiniz. Yani düşüşün sebeplerini biraz anlattım ama yabancı yatırımcıya bağlamıştım. Onlardan birisi de kredi çekip borsaya girenler. Adam kredi çekmiş, borsaya girmiş. Kredinin ödeme günü geliyor. Ne yapacak bu adam? Mecbur kalıyor, satıyor. Zararına bile olsa hissesini satıyor. Bakın ayağınızı yorgana göre uzatmayı bilmeniz gerekiyor. Ya ayağınızı yorgana göre uzatacaksınız ya da kendinize daha büyük bir yorgan alacaksınız. Ya bunu bilmeyen kişiler yüzünden tüm borsa yatırımcıları zarar görüyor. Şimdi ben ne, son 10 yılın istatistiklerine bakıyorum. Ne dedim? İşte Aralık ayının son haftasında genelde yükseliş olmuş. Neyse ki son 2 günde tuttu bu varsayım. Niye bu son Aralık ayının son haftasında bu sene yükseliş olmadı? İlk 3 gününde işte bu kredi olayı, kredi çekenler bir de yabancı yatırımcının da etkisi oldu. Neyse şimdi Ocak ayı ile birlikte e, bu endeksteki aşağı yukarı hareketler devam edecek. Ocak ayında bir mucize beklemeyin. Ta ki yılın ikinci yarısına kadar bir mucize beklemeyin. Ama biz borsada alım için Haziran ayını beklemeyeceğiz. ha Ben e, borsaya girmeyim. Yılın ikinci yarısını bekleyeyim dersek bu sefer treni kaçırmış oluruz. Tren hareket edecek. 80-90 kilometre hıza çıkacak. Sen ondan sonra ben o trene binmeye çalışayım diyeceksin. Ne yapacağız? Ufaktan azar azar alımlarımıza başlayacağız ve yılın ikinci yarısı geldiğinde ikinci çeyrek bilançolarda açıklanınca yabancı yatırımcılar alımlarını güçlendirecek o, vak o vakte kadar. Hadi biz hazır ön hazırlıklarımızı yapacağız ama Hani dünyada neler olur biter onu bilemiyoruz ya her şey olabilir yeni bir pandemi çıkar yeni bir savaş çıkar bunları öngöremiyoruz tabii ki e, yerel seçimlerinde biraz ben abartıldığını düşünüyorum bilerek yerel seçimler abartılıyor asla bir gelen seçim olamaz arkadaş gelen seçim kadar piyasayı etkileyemez yani şunu demek istiyorum her şeyi seçimlere bağlamayın ee, seçimler bitmiyor ki yani Yerel seçimden sonra 3-4 sene sonra bir daha genel seçim var Zaten bu sene dünyada seçim yılı ee, O yüzden 2024 yılında e, Yıllık değil 3 aylık ve 6 aylık planlar yapıyoruz ee, Bunu öngörerek hareket ediyoruz 2024 yılını ben şöyle yaptım 3'e böldüm İşte bu 1 Nisan 2024 tarihine kadar olan o 3 aylık dönem Ondan sonra e, kurban bayramı bitişi oluyor sanırım. 24 Haziran tarihine kadar olan ikinci dönem. E, ve yıl sonuna kadar yani 2025 yılına kadar olan o 6 aylık dönem. Böyle 3 aylık bir döneme, 3 devrelik bir döneme böldüm. 3 ay, 3 ay ve 6 ay olmak üzere. E, yatırım planımı da ona göre yapacağım. E, dediğim gibi yani... Bu 2024 yılı hareketli geçecek. Hareketli geçecek, daha orta vade işlemler yapacağız. Burada anlatanların yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüşlerim olduğunu bir kez daha hatırlatırım ve herkese bol kazançlar diliyorum.